Sayın Devlet Başkanı, saygıdeğer bakanlar, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Evo Morales Ayman'ın Bolivya'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapmış olduğu bu ilk resmi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tarihi ziyaretin iki ülke arasında yeni bir köşe taşı olacağına inanıyorum. Geçen yıl La Paz Büyükelçiliğimizi biliyorsunuz açtık. Bolivya'nın da Ankara Büyükelçilik açma kararı almış olması bizleri gerçekten memnun etti. Ve bunun da süratle gerçekleşeceğine inancım tamdır. Kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi tekrar ifade etmek isterim. Gelecek yıl Türkiye ve Bolivya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 70. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu amaçla 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerin beşeri ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunmasını temenni ediyorum. Görüşmelerimizde Karma Ekonomik Komisyon'un ilk toplantısının bu yıl içinde yapılmasında mutabık kaldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son dönemde ciddi sıçrama yaşamış durumda. Ticaret hacmimiz son iki yılda %250 oranında bir artışla 113 milyon dolara ulaştı. Sayın Morales de bu rakamın iki ülkemiz açısından çok çok düşük olduğunu ve kendimize bir hedef belirlememizde fayda olduğunu ve bunun da 500 milyon dolar olarak ilk etapta belirlememizde fayda var dedik ve bunda mutabık kaldık. Ayrıca ekonomik ilişkilerimizin hukuki zemininin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve enerji gibi sektörlerde ortak girişimlere imza atılması konularını da ele aldık. Bu hidroelektrik sistemler olsun, bu termik santraller olsun, jeotermal sistemler olsun, bunun yanında güneş enerjisi olsun ve bütün bunlarla beraber bu alanda atacağımız adımlarla her iki tarafın özellikle gerek iş adamlarının ortak girişimiyle BOT sistemi olabilir veyahut da çok daha farklı bir şekilde milli bütçeye dayalı olarak olabilir. Bunları da inşallah yapacağımız ilk iade ziyaretinde geniş bir iş adamları ekibiyle bizler de Bolivya'ya gitmeyi planlıyoruz. Tabii hepsinden öte savunma sanayindeki işbirliği imkanları üzerinde durduk. Bolivya ile kalkınma alanındaki işbirliğimize de özel önem atfediyoruz. TİKA, tarım ve sağlık alanlarında Bolivya'da başarılı projelere imza attı. Bu desteklerimizi devam ettirme arzusundayız. Bunun için de TİKA başkanımıza gerekli talimatları vereceğim. Bu yılda gelecek talepler doğrultusunda kadını güçlendirme, anne çocuk sağlığı ve tarım alanlarında projeler geliştirmemiz gündemdedir. Değerli basın mensupları, malumunuz biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirve dönem başkanıyız. Sayın Morales, Latin Amerika ve Karayip Devletleri topluluğunun dönem başkanı. İkili ilişkilerimize ilaveten bugün bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Türkiye ve Bolivya birçok konuda benzer tutumlara sahiptir. Dünyada aşırı sağın ve İslam düşmanı hareketlerin yükselişinden endişe duyduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve dışlamayı reddediyoruz. Bolivya'nın Filistin davasına,
özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bunun yanında Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz. Sayın Morales'le görüşmelerimizde ele aldığımız bir diğer konu da Venezuela olmuştur. Burada bir gerçeğin altını çizmekte fayda görüyorum. Venezuela halkı iradesini geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ortaya koymuştur. Venezuelalı dostlarımızın sandık başında aldıkları kararların başkaları tarafından sorgulanmasını demokrasi adına doğru bulmuyoruz. Adeta eyalet valisi tayin eder gibi hiç seçimle alakası olmayan bir kişiyi getirip bir ülkenin başına atamak, tayin etmek, bunun demokrasiyle bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Ülkelerin egemenlik haklarına, halk iradesine, demokrasiye saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi çerçevesinde Bolivya gibi Maduro yönetimini Venezuela'nın meşru hükümeti olarak tanımaya devam ediyoruz. Çözüme ulaşmak için Venezuela hükümeti ile muhalefet ve uluslararası toplum arasında iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Görüşmelerimizde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapsamlı reformu konusunu da ele aldık. Güvenlik Konseyi'nin demokratik ve adil bir temsile kavuşturulmasına yönelik taahhütlerimizi tekrarladık. Bu düşüncelerle Sayın Morales'e ve beraberindeki heyete tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sözü kendilerine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim dost Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bütün çalışma ekibine selam vermek istiyorum ve Türk halkını da selamlıyorum buradan. Bu devletler düzeyinde ilk ziyaretimiz. Bu kapsamda memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir ağırlamayla karşılaştık. Ve bu Bolivya halkına yapılmış bir ağırlamadır. Gerçekten bu dostluk bizi çok mutlu etti ve Türkiye ve Bolivya arasında bu dostluğu kurduğumuz için çok memnunum. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. Bolivya, Türkiye'ye aynı zamanda Türk Büyükelçiliğinden dolayı da şükran. Sayın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Bolivya Büyükelçisi de Türkiye'de göreve başlamış olacaktır. Gerçekten 70 yıllık diplomatik ilişkilerden sonra daha fazla dostluk, daha fazla anlayış kurmak çok önemli. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Çünkü ideolojide çok ortağız ve bütünleşmede de, entegrasyonda da bunu yapacağımıza inanıyorum. Biz de CELAC'ta dönem başkanlığını üstlendik ve bizim için şu anda entegrasyon dönemidir, müdahale dönemi değildir. Biz şu anda birbirimizi ayıran duvarları örme zamanı yaşamıyoruz. Bütünleşme dönemi yaşıyoruz. Venezuela ile ilgili görüşlerinize tamamen katılıyorum. Başka askeri müdahaleye maruz kalmış ülkelerle ilgili de aynı şekilde düşünüyoruz. Venezuela'nın devletini, hükümetini, halkını çok iyi tanıyorum. Venezuela halkı da devrimci bir halktır. İktisadi sorunlarına rağmen bağımsızlığını ve devlet egemenliğini savunan bir ülkedir. Ve Venezuela halkının onurunu ve kimliğini savunan bir ülkedir. Ve bu yüzden onları destekliyoruz. Bütün bu kıtanın kardeşlerine de söylüyorum. Sol olsun, sağ olsun bütün hükümetler askeri müdahaleye hem Venezuela hem başka ülkeler için kabul etmeyecektir. İdeolojisi ne olursa olsun. Bir başkan tayin etmek, bir koloni dönemindeki
insanları tayin etmek gibidir. Yani bir valiyi tayin etmek gibidir. Bu yüzden de bunun ABD eliyle yapılmasından hiç mutlu değiliz. Bunu onaylamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, biz de ticari ilişkilerin gelişmesi konusundaki sözlerinize katılıyoruz. Sizin devletinize ve Türk halkına şunu söylemek istiyorum. Bolivya uzun yıllardan sonra 1825'teki kuruluşundan itibaren kendi doğal kaynaklarımıza katma değer vermeye başladık. Yakıtları sanayileştirmeye başladık. Petrokimyadan başladık yola, devam edeceğiz ve konsorsiyumlar kurduk. Bunun dışında tarımda da sanayileşmeye gittik. Farklı pazarlara, farklı ürünlerle açıldık. Çin'e satış yapıyoruz. Lityum sanayileşmesine de başladığımızı ifade etmek istiyorum. Biliyorum ki Türkiye bu büyük sanayinin bir parçası olmak istiyor, bunu biliyorum. 2030 yılına yönelik planlar bunlar. 41 lityum tesisi kuracağız. Lityum hidroksit, katot, batarya tesisleri, potasyum klorür tesisleri iki bölgede, Oru ve Potosi'de yapılacak, kurulacak. Potosi'de en fazla tesisi kuracağız. Ve bazı malların üretimi de başka tesislerde gerçekleştireceğiz ve lityum alt ürünleri için de farklı tesisler, 7 tesis kuracağız. Bunlar eczacılık alanında da, ilaç sektöründe de hizmet verecek. Başka ülkelere, Türkiye'yi de bekliyoruz bu anlamda. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yıl sonunda bir iş adamı heyetiyle ülkemize ziyaretini bekliyoruz. Ve bunu Bolivya'daki iş adamları ile ağırlayacağız. Birlikte bir iş toplantısı yapmalarını öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, savunma konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten siz de bizim de bu anlamda işbirliği yapmak istediğinizi dile getirdiniz. Daha önce Savunma Bakanlığı'ndan iletişimler gerçekleştirildi. Özellikle kaçakçılıkla mücadele için bu savunma alanındaki işbirliğine ihtiyacımız var. Ordu ile birlikte çalışarak bu teknoloji alımını ya da teknoloji aktarımını özellikle savunma alanında istiyoruz. Buna ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Bolivya'ya bu işbirliği isteğinizi selamlıyoruz. Gerçekten bizi şaşırttı. Gerçekten ifade edilen önemli kooperasyonlar var. Biz kinoa üretiyoruz bildiğiniz gibi ve hafif kinoa tanelerini ayırma makinesi tedarik etti Türkiye. Bu sayede gerçekten Bolivya aileleri yaşayacak. Eskiden yerliler kadar kinoa da suçlu, yani kriminalize etmişti. Yani ancak bu makineler, bu cihazlar kinoa'nın işlemlenmesine yardımcı olacak. Bunu halklarımız yapabilecek. Bunun dışında böbrek nakil ameliyathanesi kuruldu sayenizde. Ve ilk defa 4 hastane oluşturabileceğiz ülkemizde. Ve doktorlarımız sayesinde, vatandaşlarımız sayesinde bu önemli sorumluluğu gerçekleştireceğiz ve sağlık hizmetini değiştireceğiz ve bunu halka sunacağız. Yine Bolivya Anayasası'na göre insan sağlığı bir insan hakkıdır ve şu anda evrensel ücretsiz sağlık hizmetine başladık. Bolivya'daki yoksul gruplar için de bu hizmeti sunuyoruz ve gerçekten bu sizin tedarik ettiğiniz cihazlarda bu evrensel sağlık sistemimize çok önemli destek sağlayacak. Bunun dışında kadın hastanesinde anestezi cihazı temin ettiniz. Gerçekten maalesef Bolivya'da en unutulan gruplar, yerli gruplar ve kadınlar. Yeni anayasa sayesinde
bir kurucu meclis sayesinde bu kişiler hem yerli topluluklar hem kadınlar hak ettikleri yeri alacaklar. Şu anda Bolivya meclisin temsilinde %51'e ulaştılar. Dolayısıyla bu kadın hastanesine yapılan bağış da çok önemli. Bütün dile getirdiğiniz ilkeleri, ideolojileri destekliyorum. Gerçekten sizi de dinledikten, tanıdıktan sonra Türkiye'nin bir hayranı olduğumu söylemek istiyorum. Bolivya'da Türk dizileri çok meşhur. Türk Hava Yolları da çok meşhur. Ancak bu anlamda da güzel bir haberimiz var. 2020 yılının ilk çeyreğinde Türk Hava Yolları'ndan doğrudan uçuş planı olduğunu duyduk. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu planlar, çok teşekkürler Bolivya halkı adına. Gracias.